Avatar oluşturmak için ücretsiz ve kolay bir program AvaChara. AvaChara arkadaşlar sayfaya girdiğimiz zaman herhangi bir üyelik falan yapmanıza gerek yok. Öncelikle ne tür bir animasyon oluşturacağınıza karar veriyorsunuz. Bunun için tabii ki öncelikle seçeneklere bakmak zorundasınız. Eee direkt avatar, portre oluşturucu, anime, gerif, girl fashion e, vesaire. Buradan baktığınız zaman bir sürü seçenekler sizlere sunmaktadır. Siz ne tür bir animasyon yani eee avatar oluşturmak istiyorsanız sadece ona karar vereceksiniz. Direkt avatar oluşturmaktan başlayalım. Avatar üzerine tıklıyoruz. Ee, buradan e, bunu kesinlikle bu tür şeylere e, şey yapmayın arkadaşlar. E, onu geçiyorsunuz direkt ben açılan bu tür reklam e, şeyi çünkü onlar. E, programın içine girmiş oluyoruz. Buradan erkek veya bayan olarak seçimimizi yapıyoruz. Diyelim ki erkek seçimini yaptık. Öncelikle e, ten rengi işte diyelim ki kahverengi türde bir ten rengi açık kahverengi türde vesaire ve yüz şeklinizi seçiyorsunuz. E, bu Oluşturacağımız Avatarla ilgili her tür seçimini, yani vücut ve elbise seçimlerini vesaire buradan oluşturacağız. Sevgili dostlar. Dolayısıyla buradan önce yüzden başlıyoruz. Yüz şeklini belirliyoruz. Diyelim ki kendime göre bir şeyler yapmaya çalışayım. Kendimi pek de becerebileceğimi zannetmiyorum ama diyelim ki bu yüz şeklini seçtim. Bunun ten rengini buradan belirleyelim. Evet, kahverengi türlü olsun. Ee, dedik ama arkadaş sağ olsun. E, heh, e açık kahverengi de fazla seçenek vermedi. E, bu seçenekleri sundu. Bir e, renk olarak bu şekilde denk geliyormuş demek ki. Bu yüz şeklini belirledim. Daha sonra gözlerini oluşturmaya başlıyorum. Burada normalde e, yani kendinize göre e, düşünün. Kendi göz yapınıza göre düşünün. Diyelim ki şu şekilde bir göz yapısı var. Gözleri oluşturduk ondan sonra tabii ki göz renginde buradan farklı renkleri de belirleyebilirsiniz yani kahverengi siyah mavi yeşil olarak belirleme imkanınız var hadi atayım benim gibi zeytin göz adam yeşil gözlü olursa nasıl olur diye şey yapacaksınız ama pek de hoş olacağını zannetmiyorum şu şekilde olsun evet yeşil gözlü bir asan hoca oldu yok yok ben yine siyaha döneyim en iyisi benim kendi gözüm bana yeter başka göze gerek yok Küçük Emrah gibi bir göz koymayalım buraya, biraz kendi gözümüzün tabi nasıl baktığını bilmek biraz zor ama neyse böyle gözüksün. Burun yapısını belirliyoruz, burunumuzun sağa sola öne dikik veya nasıl olmasını seçiyoruz isterseniz. Buradan yapısını, burnunuzun yapı şeklini belirleyebilirsiniz. Tabi karikatür de edebilirsiniz kendinizi fark etmez. Diyelim ki bu burun yapısını seçtim, gördüğünüz gibi yüze eklenmiş oldu. Daha sonra ağız yapımızı seçiyoruz. Ağız yapımız ee, bakalım seçeneklerden e, benimki biraz mıyıklı olacağına göre e, şöyle bir mıyıklı olsun şu mıyıklı olsun bu şekilde bir mıyık eklemiş oldum kendime. Hiç de bana benzemedi açıkçası ama neyse kaşı ekleyelim kaşlardan seçim yapalım şöyle aslında bitişik bir kaş yapmak lazım ama. Ee, kalın kaşlardan şöyle bir kaş seçelim. Vahşi bakalım biraz. Daha sonra saç e, tiplememizi bakıyoruz. E, Tabi burada her türlü uçuk saç renkleri de var. Ama benim genelde tarzım e, düz bir saç, geriye yatan bir saç modeli olduğu için bakıyorum. işte bunlardan biri olabilir. Şu uygun olabilir. Genelde geriye tararım. E, diyelim ki burada e, yüzü Tamamladık. Ondan sonra giysiler bölümüne geçebiliriz. Giysiler bölümüne geçtiğimizde de yapacağımız giysinin e, hangi bölümde e, nasıl bir tür içireceğini buradan seçeceğiz. Yani her türlü sportif veya resmi giyimler var. Diyelim ki buradan biraz e, farklı giyindirelim. Örneğin e, ne seçerim diye bakıyorum. Şu genelde gömlek tarzım budur zaten. Siyahı da çok severim. Evet, bunu seçtim. E, pantolon kısmı olarak da e, evet bülücünleri severim genelde. Bu şekilde seçtim. E, şapka kısmından seçmek istediğiniz varsa ki ben şapka takmam. E, hayatta da nefret ederim genelde takmaktan. Bu şekilde belirleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi tişörtü vesaire, tişör, vesaire e, e, diğer giyim kuşamlarıyla ilgili seçenekleri bulma şansınız var. Çalışmanız bittiyse arkadaşlar çalışmanızı görüntüleyebilirsiniz. Ee, çalışmanız bu şekilde e, karşınıza çıkacaktır. Gördüğünüz gibi. İsterseniz e, çalışmanızı görüntüleyebilirsiniz. Artık e, paylaşabilirsiniz. Buradan herhangi bir şekilde arkadaşlarınıza vesaire paylaşabilirsiniz giriş yaparak. Veyahut da ben e, ekran görüntüsüyle resmin farklı kaydettiği alabilirsiniz. Veyahut da bir ekran kaydedici programıyla alabilirsiniz. E, çalışmamız bu kadar basit. Normalde e, dediğim gibi biraz önce e, ilk başta bahsettiğim gibi farklı şekilde e, seçenekleri de var. Yani sadece bu şekilde... Avaşara'da e, bir şey oluşturmaktansa e, farklı karakterler bazında da oluşturma şansınız var. Biz şu anda Avatar'dan çıkalım örneğin. Avatar'dan çıkalım. Normal Avaşara'nın kendi e, sitesinin ana sayfasına dönelim. E, mesela burada e, evlilik kartı diyor. Ücretsiz düğün davetiyesi diyor. E, düğün davetiyesi yapacaksınız. Dolayısıyla bu düğün davetiyesinde de ne yapacaksınız? Önce e, Eklenecek kişilerin e, tenlerini belirleyeceksiniz. Efendim yanına da kim alalım? Yanına da şöyle bir şey alalım. Ten rengi böyle bir şey olsun. Vesaire gibisinden gördüğünüz gibi e, tasarımımızı yapıyoruz. Yine aynı şekilde gözler hangisini seçtiysek unutmayın. Hangisini seçtiyseniz ona gelecektir. E, dolayısıyla groom'a seçtiğiniz zaman groom üzerinde bright üzerine geldiğiniz zaman bright üzerine gelecektir. E, bu şekilde gözleri oluşturdunuz. E, önce damadı tasarlayalım, şöyle olsun. Efendime söyleyeyim, ağzı rastgele olsun, şöyle ağzı açık bir adam olsun, kaşlar koca kaşlı olsun, İşte saçlar şöyle uçuk olsun biraz. Yani e, eğlenceli bir program aslında. Yani çocuklara e, için özellikle e, tasarlayabileceğimiz, tasarlatabileceğimiz çocuklar üzerinde e, eğlence oluşturabilecek bir e, program. Dolayısıyla. Program üzerinde bu çalışmalarımızı rahatlıkla ne yapabiliyoruz, tasarlayabiliyoruz. Tabii bu bizim internet şeyimize de alakalı, e, hız, internet hızımızla da alakalı. Yine değiştirmek istediğiniz yerleri buradan farklı şekilde değiştirebilirsiniz. Yapmanız gereken dediğim gibi tek şey hangi kişi üzerinde çalışacaksanız o kişiyi seçiyorsunuz. Bu düğün davetiyesi şeklinde olan da onun üzerinde e, şekiller ve görüntüler olacaktır. Daha bayan olduğu için burnu biraz kibar olsun fazla da e, şey yapmasın gülücüklü olmasın e, biraz daha böyle kaşlar yay gibi olsun e, böyle evet saçında bu tarz yapabiliriz her ikisini de belirlemiş olduk şu anda saçları da geldi e, artık giysilerini giydirme zamanı bunların dolayısıyla ne yapacağız e, diğer kısımdan buradan ögeler kısmına tıklayarak e, örneğin işte ne yapalım bir, ona bir gelinlik seçelim bayana bir gelinlik seçelim seçtik düğün elbisesi olarak. Yanlışlıkla adama giydirmeyelim de çok hoş olmayacaktır. Dolayısıyla evet giydi. Gelinliğimizi giydi. Bu arada takılarına bakabiliriz. Takılar kısmında gözlük taktıralım mı bayana? Şöyle bir de gözlük taksın. Saç aksesuarına şöyle bir taş takalım. Güzel bir zengin kolyesi olsun. Baya bir zenginmiş imajı verelim. Biraz geç alıyor bazen ama idare edin. Gelir biraz sonra. Ee, şimdi Grom'a gelelim. Erkeğe gelelim. Erkeğe de aynı şekilde e, takım elbisesini planlayalım. Şöyle bir siyah takım verelim. İşte ona da bir yakışıklı gözlük verelim. Ya ben değilim o. Onu söyleyeyim. Erkeğin başına saç olmayacağına göre e, kolyede yapmayacağımıza göre tamam diyelim. Create a kısmına tıklayarak ee, çalışmamızı ne yapabiliriz artık görüntüleyebiliriz. Gördüğünüz gibi, Welcome Tour e, Wedding Reception kısmına tıklayarak kendi düğün davetinizi veya bir, bir arkadaşınıza bir hediye olarak bir düğün daveti oluşturabilirsiniz. Onun farklı görüntü yöntemleri de var burada. Yani e, oluşturmuş olduğumuz e, davetiyenin farklı yöntemleri de karşınıza çıkacak burada. İstediğiniz şekilde onun hangisini indirmek istiyorsanız. Ne yapabilirsiniz? İndirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resim şu anda geldi. Ee, sağ tıklıyorum. Resmi farklı kaydet diyorum. Ve masa üstüne kaydediyorum. Böylelikle artık resmimiz e, sayfamıza geldi. E, kullanabiliriz. Evet şu anda bilgisayarımdan açtım. Gördüğünüz gibi bilgisayarında bu şekilde gözükecek. E, güzel bir eğlenceli davetiye teşekkür ediyorum dinlediğiniz için arkadaşlar.